geçen ben izleyicilerle arada sırada yayın yapıyorum. Bir Özgür Özel'in muhalefet tarzı başlıklı bir yayın yaptım. Bayağı da katılım oldu. Çok soru yorum geldi. Orada birkaç kişi şu tabiri kullandı benzer şekilde. Özgür Özel sanki Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan oluyor. Evdeki bulgur ana muhalefetse ben pirincin peşinden gideceğim kardeşim. Evdeki bulgur ana muhalefetten öteye gitmiyorsa ben Dimyat'taki pirincin peşine giderim kardeşim. Ne olur en sonunda yani ne olur? Ben kazanılacak bir seçimi kaybettirecek işler yapmam. Bir kere onu herkes bilsin. Ben kendi adaylığımı dayatıp da en doğru adayın seçilmesine mani olmam. Ben 31 Mart kampanyasının Türkiye İttifakı sloganı, kırmızı beyaz renkleri, milliyet, sosyal demokratlar, milliyetçi demokratlar, muhafazakar demokratlar, Kürt demokratları kol kola sandığa çağırma. Normalleşme bu. Biz gittiğimizde seçime gidiyoruz. Ben Erdoğan'la ne koalisyon kurarım yani. Diyorlar ya acaba MHP gibi mi yapacak? Ya niye yapayım? Ben partiyi iktidar yapmaya çalışıyorum. Ama ben bunu yaparken ortalama seçmenin ne hissettiğine bakarım. Şimdi göreceğiz anketlerde. Hatta ilk anketi sizinden paylaşayım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Erdoğan geldiğinde ayağa kalkmasına seçmen ne diyor? Ben her şeyi ölçtürüyorum, içtiriyorum. 31 Mart seçiminin arkasında 4 büyük başarı var. Bu 4 büyük başarının bir tanesi kampanyanın başarısı, bir tanesi örgütün başarısı, bir tanesi doğru adayların belirlenmiş olması. Bu doğru adayların belirlenmesinde ölçme değerlendirme. Eskiden %0.5 harcıyorduk ankete, 6'da birini, %18'ini kampanyanın ankete harcadık. Her şeyi ölçtürüyoruz. Eğer haftaya sonuçlar çıkacak hep birlikte göreceğiz. CHP seçmeninde bir destekte azalma olabilir bu meseleye. Yani o kadar kötü aksettiriliyor ki. Sanki 2017'ye kadar kalkmamışız gibi. Abdullah Gül'e kalkmamışız gibi. Erdoğan'a kalkmamışız gibi. 2021'de kalkmamışız gibi. Geri adım attığınız noktasına getiriliyor. Ya maalesef öyle bir yapılıyor ki şey. Ama o yüzden ve muhalif medyada işte öyledir de böyledir de. Ama göreceğiz. Genel seçmende nasıl karşılanıyor? Genel seçmende nasıl karşılandığı benim için çok önemli. Çünkü gelecek seçimin Cumhurbaşkanı adayı ben değilim. Seçmen Erdoğan'ın karşısında kalktı diye bana kızıp adaya oy vermeyecek hali yok. Ama bizim partinin sözünü duyabilecek dünya kadar AK Parti'ye önceden oy vermiş seçmen şimdi kulaklarını hiç olmazsa kapatmıyor. Birazcık açtı. Bu bütün göstergeler bunu gösteriyor. O yüzden ben her türlü riski, her türlü bedeli ödemeye razıyım. Bu muhalefetten kurtulmak için gerekirse kendimi feda edeceğim. Ama partiye bu seçimi kazandıracağım. Tam yeni gelmişken şunu İktidardan bu, pardon, genellikle muhalefet liderleri bu iktidardan kurtulmak için diye cümle kurar. Bu partinin muhalefeti biliyorum, olmasın. Biliyorum, anladım. Çok güzel. Çok yani şey yaptığım için diyorum. Yani bu partiyi muhalefetten kurtarmak için. Çünkü biz iktidar olmazsak, ya dönüp baktığınızda yani bazıları işte bir tanesi çıkmış. Biz kimsenin karşısında ayağa kalkmış. Ya partinin oyu %1,5 ve bizden giden tepki oylarıyla alıyorsun. Meclisteki her konuşmanı biz devrettik geçmişte sana. Ben devrettim. Pardon, bu aynı zamanda Kılıçdaroğlu'na verdiğiniz bir cevap mıdır? Hayır. Çünkü meclis... Hayır, onu sorun, onu cevaplayayım. Onu sormak istiyorum yeri gelmişken. Yok ya işte çünkü bir arkadaş... Çünkü meclis çatısı altında vermeyeyim o cevabı ama verilecek cevabım var dediniz. Veririz. Biz sadece yani, halkın önünde ayağa sorunca veririm de bu o değil yani. Peki. Ben meclisteki şu anda Cumhuriyet Halk Partisi olmadan CHP başarmazsa bu işin başarılabileceğine inanan var mı? Benim bir tane derdim var. Bu iktidar değişmezse Türkiye'de artık bugün sabah işte kreş açılışı yaptık. Orada verdim. 3 çocuktan bir tanesi çocuk yoksulluğunun pençesinde. CHP iktidar olmazsa okulları da pislik götürüyor. Yoksulun çocuğuna okul da yok, yemek de yok, eğitim de yok, gelecek de yok. Türkiye'de gelir adaletsizliği. Ben kimsenin çocuğunun yarışa geriden başlamayacağı bir ülke hayal ediyorum. Ben Türkiye'de milyarlarca dolar servetin kendi iki çocuğuna bırakılmasını ve o servetten yeterince herkesin yoksul çocuklar için vergi alınmamasına da itiraz ediyorum. Ben
bir kişinin bu kadar çok servet kümelemesi yapmasına da itiraz ediyorum. Ben asgari ücretin veren için çok fazla, alan için çok bu tuhaf düzene itiraz ediyorum. Bu işi değiştirmek için bu ülkede sosyal demokrat, sol bir iktidarın gelip halkçı politikalarla herkese solun aslında öcü değil de adil gelir paylaşımı için çok iyi kalpli bir melek olduğunu göstermesi lazım. Bunun için bir seçim kazanmaya ihtiyaç var. Bunun için eski inatları terk etmeden başaramayız. Bütün meselem bu. Bu bağlamda biz izleyicilerimizden, bize destek olan izleyicilerimizden size soru yöneltmelerini tabii istedik. Mehmet Tolgay Çırakoğlu'nun tam bu söylediğiniz bağlamda çok bence çok iyi bir şeyi var. Diyor ki seçmeni gözünde canlandırıp heyecanlanacağı Türkiye vizyonu nedir diyor ve devam ediyor. Bu vizyonda 1930'larda Atatürk ile 1970'lerde Ecevit'in söylediklerinden yeni ne var? Çok doğru bir şey söylüyor. Tam bunun için ilk kez 6 gün kurultay yaptık. 6 gün. İlk günü Sivas'ta sembolikti. İkinci günü tüzüğün hazırlık günüydü komisyonun. Üçüncü günü tam bir mütabakatla partiyi nasıl yöneteceğimize karar verdik. Normalde orada güle oynaya dağılıp zaferimi ilan etmem lazım. Ben dedim ki işin kolay kısmı bitti. Zor kısmı. Program kurultayının ilk iki günü. Sosyalist Enternasyonel'den 24 ülkeden birer kişinin de geldiği, bütün delegelerin 29 yuvarlak masada oturduğu, böldüğümüz, bu ülkeyi nasıl yöneteceğiz, insanlara bu soruya ne cevap vereceğiz çalıştığımız iki gün çalıştık. Şimdi 81 il 973 ilçede halk buluşmaları, örgüt buluşmaları, karma buluşmalar, meslek örgütleriyle yapılacak görüşmelerle CHP önce kendini gidip talep toplayacak. Ey fıstık üreticisi, ne olursa bana oy vereceksin, ne istiyorsun? Ey çay üreticisi, derdin tasan ne, senin için ne söyleyeyim? Bir bütün halinde tarımda destekleme sistemi nasıl olmalı? Dünyaya bir bakın, bunu başaran ülkeler. Türkiye'de etin sütün ithal gelmemesi için, kendine yeten bir tarım hayvancılık, kendine yeten bir tarım politikası için makron edeceğiz. Kalkınmada bizim ekibe bakın. Mesela benim MYK masamda kim oturuyor? Volkan Demir. MYK üyesi olduğu güne kadar Galatasaray Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanı. Türkiye'nin en iyi maliyecilerinden, mesleğe girme sınavını mali müşavirlerden yapan hoca. Profesör geldi masada oturuyor. Yanında Yalçın Karatepe. Mülkiye'nin efsane makroekonomist hocası, iktisat hocası oturuyor. Selin Sayıkböke. Arjantin meselesi, yani Arjantin'de tanıyorlar kriz çözümlemesi, ekonomik krizden çıkış için benim masamda oturuyor. Bu arkadaşlar makroekonomistlerle tartışabilecekleri en iyi vizyonu hızla hazırlayacaklar, hazırlıyorlardı zaten. Şimdi onu TÜSİAD'ından da, işçi sendikasından da, ekonomi hocalarıyla da, dünyadaki ekonomi yöneticileriyle de gidip çalışacaklar. 6 ay sonra benim, o sırada boş değil tabii, her adımında iletişimini yapacağız. Yani soruyu soran arkadaş benim sahada bunu aradığımı ve bunu konuştuğumu da görüyor olacak 6 ay boyunca. 6 ay boyunca CHP'nin tüm yöneticileri, tüm milletvekilleri, akademisyenler 973 ilçede sorunları bildiklerini söyleyecekler. İlavesi varsa kaydedecekler. Çözüm için ne bekleniyor? Bu CHP'ye hangi şartta oy verirsin sorusunu da arayarak partinin yepyeni, kolay okunabilir, daha kısa ve gelecekteki hemen arkasından CHP'nin tutum belgelerinin, politika belgelerinin ve propaganda evrak ve söylemlerinin üretileceği programını yapıyoruz. İlk günden bunu vaat etmiştim. Planladığım şekilde de nokta nokta gidiyoruz. Ben dedim 4-9 Eylül arası bunu yapacağız. Son 3 günü bu olacak diye. Ve şundan emin olun. Bugün biraz önce Çekmeköy'de bir konuşma yaptım. Belki hani imkan olur bakılır. Ekonomiyle ilgili hazırlıkların Çekmeköy'de anlatılması gereken kısımlarını anlattım. Satın alma gücüyle, çocuklarla, yoksulluğun yönetilmeyip nasıl yok edileceğini anlattım. Ve çok olumlu reaksiyon. Ben bunları tabii birer pilot konuşma olarak görüyorum. 973 ilçeden gelecek bildirimler, Avrupa'dan aldıklarımızla birlikte ortaya koyacağımız vizyon tam da aradığı şey.
Ama mesela ben kendisine şunu söyleyeyim. Ecevit geldiğinde sendika kanununu söylüyordu mesela. Ecevit geldiğinde emekliliği söylüyordu. Ecevit geldiğinde sosyal adaleti söylüyordu. Toprak reformu söylüyordu. Yapamadı ama söylüyordu. Ecevit geldiğinde ortaya koyduğu bir vizyon vardı. Biz bundan sonraki süreç için Türkiye'nin birinci hedefini Avrupa Birliği'ne tam üyelik koyuyoruz. Onun için de teker teker sayıp da milletin bıktığı kuvvetler ayrılığı, hukukun üstünlüğü hepsi çok önemli. Hepsi çok önemli. Zenginliği ve kalkınmayı getirecek olan bunlar. Ama bunları konuşarak değil, halkın anlayacağı dilden ekonomi konuşarak ve hedef koyarak. Bir kere söyledim, yer yerinden oynadı. Alım gücü 10 kat artacak diyorum. Onlar 6-0 attılar paradan diyorum. Ama gelirden de attılar, giderden de. 6-6 berabere. Ben 1-0 olacak, bizim olacak diyorum. Ve sadece fiyatlardan birer sıfır atacağız diyorum. Diyorum ki 800 liralık pirzola 80 lira olmasın mı? Alkışlıyorlar.